Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim yine. Ay inanılır gibi de çok yoruldum, masadan kalkamıyorum arkadaşlar, o kadar çok. Resmen tekamül şu an en başından bu yana yaşanılan özetleniyor gibi geldi bana arkadaşlar. Çünkü Jüpiter gezegeni en büyük şans gezegenidir ve Jüpiter bolluk, bereket, şansı, aşkı, o anda hangi enerjideyseniz, o an, o dönemde hangi döngüyü yaşadıysanız, düşüncelerinizde bile neyi düşünüyorsanız onu 10 katıyla size geri verir arkadaşlar. Büyütür yani, olduğu yeri büyütür. En büyük şans gezegenidir zaten. Bundan daha büyüğü yoktur zaten. Ve Urmiya Kılıç Kralı'na bu şekilde gönderilmiş. Yani Allah'ın sadakası verilmiş arkadaşlar. Kılıç Kralı, ben bir Lilith'le evliyim, ne ola ki senle evleneyim. Nasıl olacak? Ben onu bırakamam ki, imkansız. Burayı yıkamam ki, bitiremem ki. O çok üzülür demiş. Sizin zerre üzüleceğinizi düşünmemiş arkadaşlar. Sistem de tam burada. Hayır, o senin Lilith, karanlık döngün. Ruhunun karanlık yanı, senin onunla yüzleştireceğim ve burada sana yıkılan kuleyi yaşatacağım demiş ve yaşatmış. O gün bugündür Lilith enerjisi olan dişil ve eriller, sizin Kılıç Kralı olarak kendini gören ilahi eril ve dişillerinizde o kuleyi yıkamış ve aslında Lenormand'dan bunu aldı dedi. Bir dakika, buraya fırladı. Ay arkadaşlar, elimden kartlar habire, sistem nasıl fırlatıyor oradan oraya, ne okuyacağımı şaşırdım vallahi billahi. Ay inanılır. Ay mucize, değnek dörttü tekrar ve değnek dörttü, iki değnek dörttü geliyor arkadaşlar. Çok isterken imkansız gördü diyor. İnanılır gibi değil arkadaşlar. Yani mucize bu. Burada %100 kavuşma, %100 evlilik var. Ta en başından verilmiş arkadaşlar. Fakat Kılıç Kralı bunu elin tersiyle ittiği için %100 bir evliliği ve bakın olmaz diye kapattı diyor. Ay çok üzüldü. Urmiya adına çok üzüldüm. Yani Urmiya enerjisini çalıştıran kişi adına üzüldüm arkadaşlar. Fakat burada da sistem demiş ki hayır, karmik döngü, insan gibi olan ama hayvanlarla bir arada yaşıyorsun. Sadece insan görünümünde de. Sana insan tarafını gösteren hayvani güdülere sahip. Sadece madde, yani dünyaya, dualiteye hizmet eden, para diyen, seni kullanan, senin enerjini tüketen, seninle beslenen, İşte düşmanlık yapan, senden sevdiğini, aşkını çalan o hanenin içindeki Lilith, yani Mida demek. Mida enerjisine sahip. İşte bir sevdiğin, karmik sevdiğin diyorum. Sevdiğini zannettiğin bir karmik döngün var. Çoktan bitirilmiş olması gerekiyor. O da seni sağlam gördüğün yer, senin zindanın, karanlık yerin. Burada insan yaşar mı arkadaşlar? Böyle bir şeyin içinde yaşıyormuş sizin kılıç krallarınız. Ve bir de ben burayı o kadar yıkamam deyip kendilerini haklı görürken sistem yok yok demiş. Tam da seni oradan yıkacağım demiş. Çünkü o sana hizmet etmiyor ve sen korkaklığından dolayı, beceriksizliğinden dolayı, akıl ve zekadan uzak hareket ettiğin için, yani akıl ve zeka sezgidir arkadaşlar, aynı zamanda duygu, his, aşk, sevgidir. Sen o kadar uzaksın ki bundan. İşte tam da o doğru diye inandığın yerin cehennemin olduğunu sana göstereceğim ve göstermiş. Ve bundaki evli oldukları partnerleri, sevgilileri veya işte ilişkide oldukları. Şimdi kuleye baktığınızda da bu böyle bir ay, bir yıllık bir şey değil. Yani burada nereden baksanız onlarca yıldır birlikte karmik Lilith'ine hizmet etmiş ve bunu hiç anlamamış Lilith enerjisiyle yaşadığını, evli olduğunu, sevgilisi olduğunu, partner olduğunu, ortağı olduğunu, artık konu alanı kimse ona cehennemi yaşatan, işte bu kuleyi, bu zindan yani, hapishane yani, seni baskılayan, kafesleyen bütün kılıç serisini düşünün. Kılıç ası dışındaki o ilahi el dokunuşudur çünkü. Sizi bitirip gittiğini zannediyorlar. Halbuki sistem sizi ayırdı. Geçici bu süre. Niye? Çünkü Urmiya ilahi dişil olduğunu öğrenecek. İmparatoru Çeliğe bu onurlu yolu öğrenecek ve ilahi eli, yani Kılıç Kralı'nın da sizin karşınıza çıkarken sağ Kılıç Kralı'ymış arkadaşlar bu arada. Ve şans, orayı o kadar büyütebilirmişsiniz ki bu onurlu yolu. Ve onurlu yol niyetle geliyor 7 numara.
ve bu iki tarafa ortak olarak geldi. Yani ancak bir mucizeyle bu onurlu yola kavuşulabilirmiş. Yani bu dişil Urmiya arkadaşlar. İşte bu imparatoriçe olacak olan kişi. Ve ancak Allah'ın yardımıyla olabilecek kadar bu aşka müdahale edilecek kim tarafından Lilith'e kim sahipse. Bu kişi Kılıç Kralı'nın kendisi de Lilith enerjisi çalıştırmış arkadaşlar. Yani kötü düşünce, bilinçaltındaki korkuları, ruhunun karanlık yanlarıyla gölge yanlarını hep bastırmış, intikam duygusu taşıyan diyor ama ilahi eril ve dişilde olmaz bu. Dolayısıyla bu karmik döngüsü, karmik yapısı, karmik evliliği, karmik eşi, karmik sevgilisi, karmik partneri, karmik ebeveyni veya karmik ortağı konu alanınız niçin dinliyorsanız enerji olarak baz alın. Lilith enerjisi kim varsa kimin hanesinde idiyse size o ayırmış ve bir yalanla ayırmış sizi. Lilith enerjisi yalandır, korkulardır. Doğru olmayan her şeyi temsil eder. Negatif enerjileri temsil eder. Nazar büyüğü 15 numaraya çıktığında burada unutmayalım şeytanı. Kendisi şeytan olup eridi şeytan göstermiş. Öyle bir beceriklilik sergilemiş. Ama insan görünümünde hayvani yapılarmış arkadaşlar. Ve eril dişilleriniz bunu hiç fark etmemişler. Sistem onları yaşatarak fark ettirmiş. Sen insan olarak hizmettiğin yer Lilith, senin canavarın, düşmanın, seni kemiren, beynini kurcalayan, yalanı söyleyen fare, seni sevdiğinden, aşkını senden çalan fareler demiş yani kısaca öyle anlatayım daha iyi anlarsın. Senin sevdiğini bu değnek dörtlüden seni alıkoyan enerji sendeki Lilith, karmik döngün bunu bitir. Ay bunu en alta koyayım hiç sevmedim. Hakikaten şöyle ne yapacağımı şaşırdım. Şöyle en alta koyayım bunu arkadaşlar. Onu attım dışarıya. Ay, onun şifalanmasını ben şimdi burada Rumi'den kart almak istiyorum. Bu Şiron nasıl şifalanacak? Bu çiftler değnek dörtlüğe ulaşmak istiyor. Urmiya ilahi dişil oldu ve imparatoriçe oldu. Bunları da buraya alıyorum. Onurlu yolu zaten imparatoriçe bu sergiliyor. Yani bunların hepsi Urmiya ilahi dişil ve onurlu yol. Bunu temsil ediyor. Yani onurlu yolu temsil eden bu dişil Urmiya yani arkadaşlar. İnanılmaz. Ay nasıl alacağımı şaşırdım. Bir saniye. Onurlu yol fırladı. Lilith'in üzerine tekrar geri getir diyor onu. Bir şey söyleyecek herhalde. Ay 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 arkadaşlar şey Lilith enerjisi kimde karmik partneri olan kimse bu onurlu yola o karmik partner müdahale etmiş Urmiya'yı. Gerçek ilahi dişili erili birbirinden değnek dörtlükleri yaşamasınlar diye bu zindanı yaşatmış olan kişiymiş. Halbuki onlar birbirleri için bulunmaz biçilmiş kaftanlarmış. Ve nasıl mükemmel bir çift. Burada ne var biliyor musunuz? Hem ruh eşliliği hem ikiz ruhluluk var arkadaşlar. Bu beni dinleyen grupta muazzam bir uyum var. Yani sınırsız ve sonsuz ben bilmem Rabbim bilir. Sınırsız ve sonsuz bir aşk, sevgi, uyum, tutku. Bir tek Rab biter derse biter arkadaşlar. Rab da onu demeyeceği için sonsuza dek Rabbin izniyle bitmeyecek sevgi, aşk ve tutkuya sahip. Onurlu yolun yolcularına Lilith enerjisi müdahale etmiş. Ve bu kuleyi içindeki hayvanlarmış yani. Erile de bilge olduğunu bile bile onu burada tutmak için burada 15 numara çıktığını unutmayalım. Eril'in hayatındaki partner arkadaşlar. Kılıç Kralı her kimse. Bugüne kadar Kılıç Kralı'nı kim kendisi için dinlediyse o enerji Eril ve dişilleriniz. Siz eğer evliyseniz karmik Lilith'iniz var. Bugüne kadar bunu üzülecek diye kendinizi ve ruh eşinizi üzmüşsünüz. Bir kere ruh eşim üzülecek diye geri kalmamışsınız. Bu üzülecek diye buna çalışmışsınız. Cehenneminize çalışmışsınız. Cehenneminiz de bu çok sağlam sandığınız evliliğiniz. Belki asıl öz aile anne babalarınızla bir aradasınız. Onlar sizin Lilith enerjiniz. Karmik döngünüz onlar.
ayrılmanız gerekiyor. Bırak demiş, sizden bırakmamışsınız bugüne. Bir de bırakmamak için kendini o kadar da haklı görüp savunup oraya çalışmışsınız. Yani siz celladınıza çalışmışsınız arkadaşlar. Neden peki? Ben şimdi Rumi'den kart alacağım. Ben neden olduğunu anladım ama Rumi'den kart alayım. Bunu da alayım. Şimdi ben Rumi'den bir kart alarak, hatta bakayım ne kadar ihtiyaç duyacağım, o kadar alacağım. Burada kendi cehenneminizi savaşmışsınız. Çok çalıştığı yer dediği yer karmik döngü. Bu kuleyi dikmek için çok çalışmış. Onun kılıç kralının yanılgısı buymuş, bir dakika. Çok net geldi. Şimdi anladım arkadaşlar. Şimdi Lilith enerjisi karmik partnerde kim evde ise veya kim hayatında ise ve bu uzun yıllara dayalı bir birlikteliği kimin varsa bu cehennem kuleyi siz evet çok çalışmışsınız gerçekten burası için. Gerçekten çok çalışmışsınız. Sistem bunun için onayladı. Bu aşk için değilmiş o çok çalışmanız. Siz bununla karıştırmışsınız. Bir, ikincisi de ben zaten Lilith'e çok çalıştım ama Lilith olduğunu kabul etmek istememişsiniz ama sistem bunu size çok net öğretmiş. Kılıç Kralı Lilith'i bilir. Bilmeyen bir kral değildir. Lilith enerjisinde bilir. İlahi eril olduğunu da bilir. Süpürtel ruhsallığı da bilir yani arkadaşlar. Kupa krallığını bilir, tılsım krallığını bilir, değnek krallığını bilir. Bunları bile bile üstüne yatmış, cehennemine hizmet etmiş. Sistem de evet sen oraya çok çalıştın doğru söylüyor diyor. Çünkü sen zaten bu aşka çalışmadın. Sen zaten onurlu yoluna bugüne kadar hiç çalışmadın diyor. Çok net. Ben de diyorum bu kart neden bir türlü, niye çok çalışmış diyor. Niye kendini bu kadar haklı görmüş? Niye cehennemine çok çalışmış? Dilite çok çalışmış arkadaşlar. Cehennem kulesine. Ve Lilith'e çok çalışmış. Sistem de evet doğru diyor. Çok çalıştın ama sen buraya çalıştın. Onurlu yola çalışmadın diyor. Bunu karıştırıyorsun diyor. Bu onurlu yola Urmiya çalıştı diyor. Ve Urmiya seni sınırsız ve sonsuz bolluk, bereket, ilahi dişili, kaderin ruh eşi. Ve sen kaderinde o var, onunla evleneceğini biliyordun ve bunu önceden öğrendin. Bu rahatlığın üstüne yattın diyor sistem burada. Bir de böyle bir şey geldi. Bir de buna rağmen utanmadan kendini haklı gördü. Evet çok çalışmanın ödülünü alıyorsun. Yıkılan kuleyle alacaksın diyor. Çünkü cehenneme çalıştın. Kendi cehennemine. Seni ama kurtaracağım ondan diyor. Bırakın yıkılsın. Yaşayın bunu arkadaşlar. Sizi bu cehennemden kurtarıyor sizden. Çok çalışmanın ödülü İnatçı bir yapıda olmak. Bir de ısrarla burayı bırakmayacağım demişsiniz. Israrla da şu ana kadar bırakmamışsınız. Halen de geldiğine göre halen Lilith enerjisini koltuk altında tutuyorsunuz. Vah 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 vah. Ne büyük akılsızlık. Ne büyük akılsızlık. Tövbe estağfurullah. Ya bu kadar mı yanlış o ya Rabbim? Nefessiz kaldım. Ne diyeceğim bilemedim. Nasıl okuyacağım bilemedim kartlara. Vallahi arkadaşlar şok geçirmiş vaziyetteyim. Bu niye gelmiş buranın üzerine? Aa. Ay burayı bitirmeden oraya geçemeyeceğim. Dağılıyorum ondan sonra. Hangisini okuyacağım şaşırdım. Evet diyor sen kendini çok haklı görüyorsun. Evet çok haklısın diyor bu noktada. Niye? Çünkü cehennemine çok çalışmış olmaktan çok haklısın diyor. Bir tek sana orada hak veriyorum. Cehenneme çok iyi çalıştın. Çok çalıştın, çok besledin diyor. Lilith'i yani Mida'yı çok besledin. Aferin sana diyor. Cehennemine çalıştığını şimdi öğrendim diyor. Ve bu ne demek biliyor musunuz? Jüpiter en büyük şans gezegeni. Buraya o kadar çalışmış, o kadar emek vermiş ki arkadaşlar. Çok çalışmanın ödülü inatçı bir yapıda olmak, sınırları zorlamak, otorite. Benim istediğim gibi olacak demiş yani. Ben burayı bırakmam diyorum, bırakmamış bugüne kadar. Lilith'i koltuk altında beslemiş. Bunu anlamış olmasına rağmen buna bilinçli olarak hizmet etmiş. Halen tutuyormuş. Sistem de diyor ki ne yapıyorsun sen? Cehennemine çalıştın bugüne kadar. Sana bunca sınav yaşattım ve sana dedim ki evet, önemli değil. Çok çalışman önemli değil. O da senin
sen olman için hizmet eden, seni sınav ettirdiğim kişi o Lili diyor. Ona affet diyor. Ona ne hizmet ettin, ne yaşadın onu affet diyor. Onu affetmezsen sevdiğine kavuşamayacaksın diyor. Çünkü neden? O zaman Lilith'ten farkın olmaz ilahi arkadaşlar. Şimdi bu ilahi eril ve dişili temsil ediyor. Daha çok da eriller çoğunlukta olduğu için. Neden? Kendin çok kral. Gelenekçi, astım astık, kestim kestik, ben haklıyım, ben ne dersem olur, benim istediğim gibi olmalı, ben böyle istiyorum böyle olmalıdır diyen bir kral. Bir o kadar da yanılır. Bir o kadar da yanılır. Bir kez daha sistem gösterdi. Cehenneminize çalışmışsınız. Celladınız olan Lilith'e, yani Mida'ya, yani değnek kraliçesine çalışmışsınız. Onu halen de koltuk altında tutuyormuşsunuz. Rabbin hoşuna gitmiyor, zoruna gitmiş. Onurlu yola hiç çalışmamışsın. Evet diyor, doğru, haklısın. Sen bir şeye çok çalıştın. Rumi geldi burada. Adalet kartı. Arkadaşlar bakın. Kartlar burada. Aynen çeviriyorum. Bakın şimdi ekrandan dikkatlice. Deste burada. Bu kart 78 kartın içinden çıkmış. Ayrılmış ve adalet kartı önüme geliyor. Ve şimdi burada evet adalet görülüyor. Lilith içinde, senin içinde, Urmiya içinde. Hepiniz için işliyor diyor adaleti. Onurlu yola kim ne kadar hizmet etti, ben şimdi onu göreceğim. İşte bu cehenneme, bu kuleyi ona yaşatacağım diyor şimdi. Herkes payına düşene, kim neye ne kadar çalıştı, hizmet etti, o alacak diyor. Ama diyor, senin için de adaletim çalışıyor. Neden? Cehennemine hizmet ettin, seni kurtaracağım. Çünkü onurlu seçilmiş yolda Urmiya'nın sevdiğisin diyor. Urmiya'nın dualarını duydum ve kabul ettim. Adaletim onun için çalışıyor. Çünkü o seni seviyor. Senden vazgeçmedi bugüne kadar, bu aşkın bekçisi olduğu için. Seni bu Lilith'ten ben kurtaracağım. Çünkü sen kendini kurtarmadın. Senin en büyük korkaklığın, çekincen zaten bunu imkansız görmendi. Fakat sen Rabbini unuttun diyor, haşa. Hayvanlara hizmet etti. Şiron'unu şifalandırmak yerine Lilith'i besleyerek cehennemini daha da büyüttün diyor. Onlar insan görünümündeki insan olmayanlardı diyor. İnsan olsa sana bunları yaşatır mı? Peki sana diyor, şimdi bir soru soruyor sistem burada. Ben doğru mu hissettim Rumi? Ben bir kart alayım. Tabii ki. Evet, tam da istediğim kart geldi arkadaşlar. Tam da. Sen kendi kendine oyun oynadın, kendini kandırdın diyecektim ki kart çekeyim, ben konuşmayayım dedim şimdi. Ve sistem tam da dinarların padişahını verdi. Buyurun. Cevap bu. Bak benim oyunum ne hak, ne kadar harika, elbisem de olağanüstü. Bilgilendirmede söylediğim şeye kart geldi arkadaşlar. Adaletim görülecek. Oyununa ne zaman oyununu bitir, o kılıçla o oyunu bitir diyor. Çünkü sen o kadar sahte bir oyun içindesin, kendini o kadar kandırıyorsun ki gerçeği bilmene rağmen. Şu aşka bir adım attın mı diyor, bu dans edebilmek için. Ve bu benim onurlu yolum diyor. Benim aşkım, sevgimle tanıştığım, benim sadakam bu diyor. Yani Yakut'a hizmet edeceksin diyor. Ne zaman ettin? Sen cehennemine çalıştın diyor. Ben de sana cehennemini yaşatıyorum. Çünkü sen Urmiya'ya cehennemi yaşattın. Lilith'inle beraber. Ama bak o yıkılmadı. Urmiya iken ona buz gibi hissettirecek şeyler yaşattın. Yazken kış yaşattın. Belki baharken kış yaşattın diyor burada. Çünkü bakın arkada yeşil ağaç var. Önde kurumuş ağaç var. Ve mevsim kış gözüküyor. Bakın dikkatli arkadaşlar. Yani demek istiyor ki belki baharda tanıştınız, belki bahar mevsiminde ya da hayatın baharını yaşayacakken yaşattın ve kursağında bıraktın. Ama onurlu yolun yolcularısınız. Burada adaletim var. Çünkü iki değnek dörtlü geldi arkadaşlar. Burada %100 bu çift evlenecek. Bu enerjilerle kim uyumlanıyorsa ben bilmem, Rabbim bilir. Adalet Urmiya'nın ve Urmiya'nın sevdiği için çalışıyor Urmiya'nın sayesinde. Kılıç Kralı için değil arkadaşlar. Urmiya sayesinde o da bunu hak ediyor oluyor. Hep oyun oynamış bugüne kadar. Bir de kendini haklı görmüş. Kime çalışmış? Onurlu yola çalıştığını zannederken Lilith'i tutmuş koltuk altında, Lilith'i beslemiş arkadaşlar. Bir de başka için çalıştım demiş ondan sonra da.
kendi cehennemine çalışmış. Bunu yıkıyor sistem şimdi. Oh, yıkasın. Yani ben demem ne olmuyor. Zaten çoktan yıkılmış olması gerekiyormuş. Ve aydınlanarak yıkılacak ama. Ve bu tamamen ilahi kattan olacak. Niye? Çünkü burası bir türlü aziz olmuş bütün bilgeliğe serken. Yani demek istiyor ki kılıç kralı diyor. Sen bilge oldun, aziz oldun. Kılıç kralı değilsin. Hikaye yani bu burada. Burada aziz var çünkü. Hani demek istiyor ki sen imparatoru da aştın zaten. Demek istediğini anlayabiliyor musunuz arkadaşlar? Sen sadece korkularına yüzleşmek istemedin. Niye Urmiya seni reddeder korkusuyla? Kafanın içindeki hastalıklı düşüncelerden bir türlü kurtulamadın. Urmiye'ye o kadar aşıktın ki aşk gözünü kör ettiği için Lilith seninle istediği gibi oynadı. Peki Lilith yalan söylemiş. Lilith en büyük yalanları da temsil eder, barındırır. Burada adalet de geldi. Yıkılan kulede olduğuna göre yıkılan kule zaten... Yıkılan kule Lilith... Ay burada ne gelmiş? Aa bir dakika, bunları okuyacaktı. Ha, Antares çok çalışmanın ödülü. Evet, Lilith'e çok çalıştım diyor. Doğru. İşte pasım buydu. Bundan arınmadım. Ve biz yolun en başından beri seni destekledik. Sen ruh eşine, yani Urmiya ile kola çubuğu top misali asla ayrılamazsınız. Yani kuru fasulye soğan gibi arkadaşlar. Kuru fasulye pilav gibi yani. Ay acıktım mı ne ben? Vallahi gecenin bir vakti oldu arkadaşlar. Hala size saat gece vakti 1'e 10 var. 01 yani 50. Ve ben hala video çekmeye devam ediyorum. Ay pardon. Evet doğru, 1 oluyor. 1'e 10 var arkadaşlar. Ve ben devam ediyorum. Yani demek istiyor ki hani iğneyle iplik gibi, polo çubuğu topsuz, topla polo çubuksuz olur mu? Oynanmaz polo oyunu değil mi mesela işte? Yani hani kuru fasulye pilav gibi ayrılamazsınız ki, ruh ikizi yin yak yani diyor. Ve biz seni hep dedik ki paslarından arın arın. Seni tüketen, bitiren Lilith, karmik bu oyunlarından, bu kendini kandırmacalarından, bu paslarından arın dedik. Hani bu hayvani enerjilere arın. Biz seni destekleyeceğiz. Sen bu paslarından arın Lilith'ten, bu kılıç kralı haklı olmaktan, bu önümü görememekten. İşte ben çok çalıştım. Melankoli, ben çok çalıştım. Mağdur oldum. İşte kurban edildim. Kurban rolü oynamak ve bir de kılıç kralı böyle inatçı bir tavır sergilemekle aziz bilge oldun. Hala bunları bırakmıyorsun. İşte bunun için Urmiya'ya sana hala yol vermedim. Çünkü daha bırakman gereken oyunun var. Bu pasından arın diyor. Buranın şifalanmasına niyet ediyorum. Kılıç ası geldi zaten. Sistem yıkılan kuleyle de bakın buraya devirdi. Şimdi burayı al diyor bana. Daha bunları bırakmadan burayı al dedi. Tabii bakın neyin üzerine düştü. Bir dakika, bunları da almam gerekiyor. Opa, pasını değnek dörtlü zannetti. Bakın bu açımdaki değnek dörtlü denk geliyor. Adalet kartı geliyor. Onurlu geliyor. 21 numara geldi. Değnek ası geldi. Sadece ne yapması gerekiyormuş? Kendini haklı görmekten vazgeçip Lilith'i beslemek yerine pasından arınması gerekiyormuş. Bunu yapmadığı için sistem yıkarak o haklılığında haksız olduğunu yıkacak. Bir, bitirmediği karmik döngüsünü beceremediği için sistem bitirtiyor. İki, önünü görememe, ikili serisi, kılıç serisi, tılsım serisi, bütün karmik finansal, yani hani siz karmik bir finansal yapı içindesiniz ya, kendisi tılsım olunu ya, sistem burada diyor ki Lilith sana ne dediyse ona bak diyor. Arkadaşlar bu işin çözümü şu: Lilith'iniz size her ne demişse onu sorgula, orada ayrıntıları kaçırdıklarınız varmış, orada olay çözülecek. Yıkılan kuleyi orada yaşatacak sistem size. Yani size Urmiya'nız için Lilith'iniz her ne yalan söylediyse o söylemiş, o sizi ayırmış. Projeksiyonu oraya tutmanız gerekiyor. Çok en büyük yalanı o atmış. Neden? Çünkü Urmiya'nın evli olduğunu söylemiş en başta sizinkiler. O yüzden iki değnek dörtlü geldi. Sizin evli olduğunuzu söylüyor ama burada insan yok. Halbuki bu erilin ve dişilin daha sonra hayalindeki olacağı birbiriyle evlilikleri. Peki şimdiki sonraki değnek dörtlü de ne? İkisi de bir arada dans ediyor. Bu da düğün dansınız. Evlilik dansınız. Yani Lilith erili
çok tutkulu büyük bir aşkta ve gerçek kadersel ruh eşiyle tanıştığını öğreniyor arkadaşlar. Kendisinin biteceğini de anlıyor. Ve Lilith burada bir oyun oynuyor. Aynı zamanda 15 numaraları dayatıyor ve sürekli mütemadiyen de dişili hakkında yalan söylüyor erili hakkında. Bunu o şekilde dinleyeceksiniz. Bu enerjilerle kim uyumlanıyorsa. İmparatoriçe de onun için de geldi aynı zamanda. Çünkü İmparatoriçe bu. Ruh eşiyle evlendiği zaman İmparatoriçe olacak bu. Bu düğün danslarını edecek. Ve ilahi dişil olduğunu öğrenmiş Urmiya. Fakat Urmiya hala geldiği için zaten Urmiya evli değildir. Ve sistem diyor ki Urmiya'nın hayalini biliyordu diyor. Biz de rehberlikleri ver dedik. Bu eril, bu dişil yani kendini kılıç kralı olarak gören ve diyor bu onurlu yoldaki ruh eşiyle evlilik hayalini en başından beri kuran ama bir türlü merkezine gelemeyen ama o dişilin benim dünyam deyip de vaz da geçemeyen Lilith enerjisine sahip olan ve bu pasından oyun oynamaktan vazgeçmeyen, kendisini haklı görmekten vazgeçmeyen, ben bilge biriyim her şeyi biliyorum diyen ama hala dürtüsel düşünen, yani dünyasal, güdüsel yani hani akılcı zeki değil. Yani anladığım kadarıyla duygun kullanılması gereken yerde zihin kullanılmış, zihnin kullanılması gerekenden de duyguda melankolik neptüner enerjide boğulmuş burada bu kılıç kralları. Onun için de zaten böyle geldi. İşte burada evet çok çalıştım diyor. Evet, doğru diyor sen Lilith'e çok çalıştın diyor. Zaten pasın da oydu. Ondan arınmadığın için ben yıkarıp ayıltacağım seni diyor. Budur. Sistem bunu veriyor arkadaşlar. Şimdi çok net anlaşıldı. Sen pasından arınmadığın için yıkılan kuleyle ben pasından arınacağım ki diyor. Burada dişil enerji Urmiya merkezine geldiği günden beri en başından beri bu aşkın bekçisi, bu onurlu yolun bekçisi hala seninle evlenmek için bekliyor. Siz ayrılmaz bir ikilisiniz. Ben size değnek dörtlü, değnek dörtlü iki kez geldi. Adalet kartı geldi. Değnek ası geliyor. Kılıç ası geliyor arkadaşlar. Dünya kartı geliyor. Onurlu kule, onurlu yol geliyor ve yıkılan kule geliyor ve bunca bu kadar gezegensel şey geliyor. Anladım. Şimdi peki bir de bunları bir geçelim. Bir de bunları okuyalım. Burada üçüncü göz ters dönmüş arkadaşlar. Bakın. Üçgen ters çevrilmiş. Bu da üçüncü gözü temsil eder. Çok ufak olduğu için belki çok net göremezsiniz. Diyor ki ruh ikizlerinden biri diyor üçüncü gözünü hiç diyor görmezden geldi, inkar etti. Aslında yeni ayı dolunay gibi gördü. Bu bir ikizler burcu, hava burcu. Çok zihin çalıştıran bir gruptu diyor. Bakın direkt ikizler sembolüyle geliyor. İkizler burcu arkadaşlar. Burada hava burcu çok. Şimdi ikizler burcu olmasa bile hava enerjisi çok çalıştıran eril ve dişilleriniz olduğunu gösteriyor. Ve diyor ki halbuki yüz yüze gelmiş derken diyor sezgileriyle biz bu aşkın ruh eşleri olduğunu, ikiz ruhu, doğal ruhu, ikiz alevi olduğunu söylememize rağmen bir taraf sezgiden uzak onu görmezden geldi. Yani hasır altı etti, imkansız gördü ve ne diyor? First quarter moon in Gemini ikizler ilk çeyrek yani ilk dolunayda ayrılık olmuş bir. Yine ikizler geliyor. Full moon in Gemini. Bakın first quarter full moon. Yani arkadaşlar burada bir ikizler burcu var ki ikizler ve ikizler ve gerçekten burada ikizler burcu. Yarınki dolunayda daha doğrusu bugün oldu artık. Saat 12'yi geçti gece yarısını. Ve dolayısıyla buna yıkılan kuleyle ayılıyorsunuz arkadaşlar. Neden? Peki neden? Bakın şimdi neyden ayılacaksınız? Ben size şimdi onu söyleyeyim. Bu pastanızdan arınmaya ve buranın şifalanmasına niyet ediyorum. Rumi denemem. Şifa çalıştığım kader çarkı. Bunu kadersel olarak olması gerekiyormuş arkadaşlar. Bu erillerin kendisini bulmaları için. Bu dişi enerjisini doğru kullanamayan, içinden çıkamayan, öz değer, öz sevgi, öz güvenine gelemeyen ve bu kader çarkı geldi. Alıyorum, başımın tacı yapıyorum. Buraya da ekliyorum. Kadersel olarak bunun yaşanılması gerekiyormuş. Neden? Çünkü bu kişinin bu yıkımları yaşaması gerekiyormuş. Bir türlü akıllanamıyormuş. Bu enerjide olan kişiler için geldi arkadaşlar. Çünkü bu kişilerin kendi merkezine gelmeleri için, kendi kendilerini keşfedip insanı kamil olma, sebat olma yolundaki yolculukları için gerekliymiş. Neden? Eğer bunu bunca şeyi yaşamasalarmış size gel git ol yapacaklar ve bu huy ve hareket ve bu tavır ve davranış ve bu yanlış düşüncelerinden asla sıyrılamazlarmış arkadaşlar.
Bu onların içindeki simyasının dışarıya çıkıp insanın kamil olma yolunun gereği olarak olması gerekiyormuş ve bu kadersel olmuş. Ve şimdi kader yeniden yazılacak. Ey seçilmiş olan, sen kendi talihin oluyor. Sana diyor adaletim çalışıyor. Çünkü Urmiya'nın partnerisin. Çünkü değnek dörtlü, değnek dörtlü diyor. Kavuşma verdim diyor. İki ikizler burcu geldi de aynı zamanda. Burada bakalım gelen diğerleri neydi? Onlara da bir bakalım. Yengeç. Bakar mısınız? Yengeçte nedir? Yedinci ay. Siz bir yedinci ayda tanışmış, yedinci ayda ayrılmış olabilirsiniz. Baharda tanışmış, yedinci ayda ayrılmış olabilirsiniz. Bir sonbaharda tanışmış, bir ilkbaharda ayrılmış olabilirsiniz. Şimdi burada mesela onlarca senaryo sayabilirim. 69 simgesi biliyorsunuz zaten. Yengeç, su grubu ve evlilik ilişkilerini anlatıyor. Ve evli olan bir ikizler burcu, evlilik evinde sezgilerini alaşağı etmiş. Bakar mısınız? İkizlerde üçüncü göz ters ve ilahi katı hiç görmüyormuş. İçinde daire vardır ve üçgen ters çevrilmiştir. Normalde üçgen. Üçgen nedir? Değil mi? Sivri tepesi yukarıdadır. Burada ters çevrilmiş. Yani üçüncü gözü hiç kullanmayan bir eril dişil varmış burada. Kılıç kralı enerjisinde olanlar için söylüyorum. Bu yıkılan kule ve bu onlar için geldi zaten. Ve ikizler burcu. Hava grubu, terazi grubu olabilir. Burada aynı zamanda da şurada bir de şu kartlarımız da var. Bakın buyurun terazi geldi zaten. Teraziyi de atmıştım. Boğa ve kova geldi. Kova da neydi? Akıl ve zekanın kullanılması gereken yerde, duygunun kullanılması gereken yerde akıl, zeka ve düşünceye düşünmüş. Bu arada da düşüş olmuş arkadaşlar. Yıkılan kuleleri yaşamışlar. Hem de kaç kez? Haddi hesabı yok. Haberiniz yoksa bu kule ilk kez yaşanılmıyor. Defalarca yaşanılmış arkadaşlar. Her dolunayda yıkılan kule, her yeni ayda yıkılan kule yaşamışlar arkadaşlar. Ve bunca yıl size 4 yıldır mı gelmiyorlar, 3 yıldır mı gelmiyorlar, 13 yıldır mı gelmiyorlar, 21 yıldır mı gelmiyorlar, 19 yıldır mı gelmiyorlar. Zaman hiç önemli değil burada. Burada adalet görülecek. Boğa burcu, terazi, ikizler, yengeç burçlarını çok etkiliyor. Su grubu da geldiği için yengeç, aynı zamanda balık, akrep, yengeç. Su gruplarını da çok etkiliyor. Yani bugünkü bu dolunay bugün ayın 7'si oldu. Ben işte gece şu anda saat 1 oldu. Arkadaşlar bu açılımı yaparken ben bu yıkılan kule bugün ayın 7'si ilahi el dokunuşuyla bu aydınlanmayı belki de bu açılımla olacak. Dünya boyutunda ille de görmek isteyenlere. Ve akabinde değnek dörtlü, değnek dörtlü iki kez geldi. Urmiya bu yolun bekçisi olup bu onurlu yoldan asla ayrılmadığı için İki değnek dörtlü geliyor arkadaşlar. Onurlu yola sahip çıkan bir Urmiya, sevdiğiyle evlenmek isteyen o gün bugündür. Bu bekçi gibi bu aşktan vazgeçmemiş ve adalet Urmiya için, Urmiya'dan sebepte aslında bir o kadar haksızlık etmiş, bu aşka çalışmamış bir kılıç kralı partneri var. O da Urmiya sayesinde işte bu aşkta tutunuyor arkadaşlar. Ve aşka hiç çalışmamış, dilite çalışmış. O cehennemin de sistemi yıkarak size muradınızı veriyor ve kavuşuyorsunuz. Çünkü kusura bakmayın, beceriksiz bu eril ve dişil enerjide beceremedikleri için sistem yıkıyor. Yıkmak zorunda. Bırakın yıkılsın, cehennemmiş. Dilitmiş yani, karanlıkmış. Arkasından ne geliyor yıkılan kuleden sonra? Her ikiniz için de adalet işliyor ve bu eril dişilleriniz kendi kendini keşfedin, aslan olup insan olmayı öğrenecekler. Yani gerçek aziz ve azize olacaklar, kendini keşfeden sebat olacaklar. Merkezlerine gelecekler, tarihiniz yeniden yazılacak. İlahi sizi bir araya getirmek için en başından beri desteklemiş ve adalet o gün bugündür oya gibi işlenerek siz için işlenmiş. Ve şimdi bu aşka kim diyor şu an yıkılan kuleyle olumlu hizmet ederse, sevgi dolu erkek geldi. O da atlamış burada, önümde duruyor. Niye duruyor diye dikkatimi çekti, aldım. Sevgi dolu erkek. İnsan olacakmış yani. Bu eril ve dişileriniz, bu kılıç kralı arkadaşlar. İşte o kendini hep haklı gören despot kılıç krallarız. Sağ ördü çorapları başına geçirirler ya.
5 numara insanlar. Ne diyordum ben size 5 rakam için? İnsan olma yolu, insanlığı temsil eden, insanı temsil eden, insan olduğunu temsil eden Hazreti Adem ve Havva anamızdan bu yana da zaten insan olma yolu buradan geçiyor. Allah'ın aşkıyla tanışılıyor. İlahi aşktan bu yaşam tekamülüyle sınanıyoruz arkadaşlar. Ve o kılıç kralları şimdi sevgi dolu adam olmuşlar. Fakat bu aşka arkadaşlar Urmiye gibi Urmiye'nin baktığı gözle bakmamışlar. O emeği vermemişler. O sahipkarlığı göstermemişler. Lilith'e çalışırken Lilith için yaptıklarını bu aşk için yaptıkları zannedip buna hizmet ettiğini zannetmişler. Bu onurlu Allah'ın yoluna Allah en başından beri Rab demiş ki adaletim çalışıyor senin için ey seçilmiş olan biraz sevgiye gel insan ol zaten bu senindir senin ruh eşin ruh partnerin zaten daima da eriller derim hep eril enerji çalıştıran taraf hangisiyse mutlaka o önce Allah'ın izniyle ben bilmem Rabbim bilir gelen an akış bilgisiyle söylüyorum bu hiç daha değişmedi 2 yıldır 3 yılda eriller dişiller bu yin yang enerjisi dengenizi bozan yani Urmiya'ya ve bu aşka düşmanlık etmiş bir eril dişilleriniz var. Kendini bir de o kadar hizmet etmiş zannetmiş bir o kadar da düşmanlık etmişler. Sizi sınavdan sınava kendilerini sınavdan sınava koşturmuşlar diye kendilerindeki karmik döngülerine ilk başta bitiremeyecekler, ayrılamayacaklar, imkansız olarak görmüşler. Çok doğru bulmuşlar, sağlam kale bulmuşlar. Cehennemleriymiş. Sistem de oradan çok güzel yıka 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 devire devire sizi imparatoriçe azize yapmış. Onları da aziz yapıyor arkadaşlar. Siz eril dişillerinizin aziz olmasını bekliyorsunuz. Ne zaman aziz olacak? Ne zaman bu onurlu yola hakikatli olarak Urmiye'yken ise nasıl sevgi dolu aşkla teslimiyetle gelmişlerdi. Ancak o zaman öyle bir adım atarlarsa bu gruba kavuşma var %100 arkadaşlar Rabbim izniyle. Ben bilmem Rabbim bilir bu onurlu yola layık ol. Size başka bir şey demiyorum. Boğa burcu, ikizler burcu, yengeçler, teraziler. Bugüne kadar üçüncü gözünüzü kapatmışsınız. İlahi aşkınızı onurlu yola bu kadar severken bu kadar ihanetli olmuş olabilirsiniz. Ve en acısı da bunun farkında değilmişsiniz. Farkına vardığınız noktalarda da iş para demişsiniz, karmik demişsiniz, üçüncü kişi demişsiniz. Tabii onu da karmik olarak algılamamışsınız. İşte gerçek değişmez kaleniz olarak görmüşsünüz. İmkansız, Urmiya'yla imkansız yani evlenemezsiniz zannederken sistem bir yok yok tam da senin zaten oradan imkanlı olduğunu, onun ruh eşi olduğunu, onun senin ilahi dişinin olduğunu sana öğretti. Onunla evleneceğini kaderini yazdığımı da öğretmişti. Ama sen diyor cehennemini bırakmadığın için, oraya çalıştığın için ve hala o dileği koltuk altında tuttuğun için, hala bu oyuna da devam ettiğin için işte yıkılan kuleyi Lilith ve sana yaşatacağım diyor. Kılıç kralları, kılıç padişahlarına geliyor bu arkadaşlar. Bu enerjide her kimse. Ve bu muazzam bir şey olacak yalnız. İnsan olmayı öğrenecekler arkadaşlar. Her şeyin zihinle düşünerek olmadığını, her şey dünya boyutunda somutta olmadan da olabildiğini görecekler. Buradan al diyor. Hangisini alayım? Tam da bu karta denk geldi. Bunu alayım. Ve bu bunca acı bunun için yaşatıldı diyor. Bu cehennem bunun için yaşatıldı ve halen yaşadığı için yıkacağız cennet diyor ve bu kadersel olmak zorunda kendi beceremiyor. Bu Lilith'i beceremiyor. Çünkü Urmiya hakkında bu Lilith yalan söylemiş arkadaşlar. Peki ben bir şey soracağım burada. Ya Rabbi. Bu acıyı yaşamak zorunda. Lilith de yaşayacak, o da yaşayacak diyor. Neden? 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 Hak etmişler arkadaşlar. Hak etmediği bir şey sistem yaşatmaz. Çünkü onurlu yola zerre hizmet etmemişler zerre. Tam tersine çalışmışlar ve ne yazık ki kendilerini haklı görmüşler. O gün bugündür oyuna devam ederken kendi paslarından, devletlerinden arınmadıkları için bir de oraya çok çalışmışlar. Lilith'e çok çalışırken aşk için çok bu onurlu yol ve bu aşk için Urmiye için çok çalıştığını zannetmişler. Ne oldu ki Urmiye yanlış
yapsın, arkasından iş çevirsin diye düşünmüşler. Böyle düşündüğü için dişili için de aynı zamanda kötü olumsuz düşünceler düşündüğü için o kuleyi yıkarak ona o cehennemi yaşattık ki bu korkulardan vazgeçsin diyor. Şimdi anladınız mı arkadaşlar? Peki. Sanki ben şu yıkılan kuleyde. Peki onurlu yolu ben buraya alayım. Sevgi dolu adım alayım. Urmiye'yi alayım. Adalet kartı. Şu güzel kartlar kalsın burada. Urmiye başta olsun. Gerçi Urmiye'de değil artık. Kendini keşfetmiş bir ilahi dişin, bir imparatoriçe merkezine gelmiş bir imparatoriçe. Peki şimdi Urmiye sevgi dolu adam ve ikisinin arasındaki bahşedilmiş bu onurlu yol, bu evlilik var ve yine evlilik, yine değnek dörtlüsü iki tane ve adaletim sizin için çalışıyor diyor ilahi sistem. Şöyle yaklaştırayım Urmiya'yla sevgi dolu adama. Onurlu yolunuz okey. Adalet de çalışıyor. Talihinizde yeniden yazabileceksiniz. Evlilik ve evlilik. Şimdi diğerlerin hepsini ben yıkılan kule vesaire pasılması hepsine oyun oyunları son verdirirken şurada ben bir şey sormak istiyorum. Kafama takılan bir şey kaldı. Ben onu da bir sorayım, ondan sonra bitireyim. Şimdi ya Rabbi, burada adalet görülecek bu onurlu yol için. Sevgi dolu adamla Urmiya, yani ilahi dişil ilahi erili temsil ediyor. Peki. Bunu sevgiyle aldık, kabul ettik. Ve burada adalet ve kader çarkıda burası için diyor ki sizin için bu işleyecek. Peki. Değnek dörtlü ve değnek dörtlü de var. Tamam. İki taraf da bunu da istiyor. Merkeze de adaleti koyuyor. Peki. Şimdi ben ne sormak istiyorum peki? Ne sormak istediğim bir dakika. Şimdi sorum neydi? Ben ne düşünmüştüm? Ne soracaktım? Ha, burada. Şimdi bu yıka yıka sevgi dolu adam haline getirdiği bu erili Rabbime ben sormak istiyorum. Şimdi bu eril neden kendini bu kadar haklı gördü? Ne yaşadı? Lilith'in söylediği yalan neydi? Ve neden bunca süre bu aşka çalıştığını zannederken aslında ihanet olduğunun farkına nasıl bugüne kadar varamadı? Bir onu merak ettim ben gerçekten. Hani onu bir bakayım. Gerçekten bunu merak ettim ben arkadaşlar. Bir ilahimden ben bununla ilgili. Hak etmiş. Hak etmiş arkadaş. Anladım. Olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Sürekli bir strateji, bir statüko veya işte o kısır döngüsünü değiştiremeyen ve sürekli ruh eşini deneyen. Acaba beni seviyor mu? Ben bir bakayım beni seviyor mu? Bir deneyeyim beni seviyor mu? İşte zengin biri çıksa beni bırakır mı? Gibi 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 saçma sapan bir takım konularla sürekli bir ileri bir geri bu aşkta git gel git gel git gel. Yani size gelip gitmeleri değil bu arkadaşlar. Zihnen, kalben, ruhen bu aşkla ilgili gitsem mi, başlatsam mı, başlatmasam mı, gitsem mi, gitmesem mi, ne yapsam, ne etsem diye kılıç krallarına geldi. İleri geri statüko. Yani sistem demiş ki kendine bir yeni vizyon bul, yeni bir yol bul. Sen burada evliliğe gideceksiniz. Bakar mısınız? Evlilik. 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 Daha hiçbir şey demiyorum arkadaşlar. Ve üç ayrı deste Mineciğim, Kuantum ve Lenovart'tan. Fakat eril baltalamış bunu. Eril enerji çalıştıran ve %99'u eril olanlar. Yani dünya planında evet böyle adam eril, dünyadaki eriller işte arkadaşlar. Demek ki ben tekem 3 yıl evvel anlattığımda bu işin en çoğunu eriller baltalıyor. Demek ki doğru bir sezgi gelmiş bana. Bu da 3 yılın teyidi oldu. Yani onurlu yolunuzsa ruh eşiniz baltalamış arkadaşlar. Ve ne hikmetse bunda başta ruh eşini suçlu tutmuş bugüne kadar kendini onun kılıç kralıyla haklı görmüşler. Sistem de demiş ki sen daha adam olamadın. İleri geride
gelgitten kurtulamıyorsun. Sen bir adım öne gelsen hemen bir adım geriye gidiyorsun. Dengesiz bir tutum içindesiniz. Bakar mısınız? Tahtarevalli de bu şekilde. Durağan bir pozisyonda bir ileri bir geri, bir ileri bir geri, bir ileri bir geri. İkilem, ikilem, ikilem ve kararsızlık. Tıpkı bilgilendirme birinci, ikinci, bu da üçüncü, belki de dördüncü video oldu. Hatırlamıyorum şu an. Arkadaşlar, bu aşkta en başta 10 numara evlilik. 10 numara bolluk, bereket. Nereden anlıyoruz? Büyük Jüpiter gezegeniyle. Yani bu nasıl kutlu bir büyük mucizeymiş biliyor musunuz arkadaşlar? Burada ruh eşi dediği var. Hem ruh eşi hem ikiz ruh olan var. Hem ruh eşi hem doğal ruh olan var. Hem ruh eşi hem ikiz alev olan var. Yani burada bu ruhlar birbiri için biçilmiş kaftanmış. Ve birbirleriyle olsalarmış, bolluk ona katlanacakmış. Bereket onunla 10 katına katlanacakmış. İyimser, pozitif, hayata dair, hayatın rengi, renkli taraflarını yaşamak olsun, yepyeni sıfırdan başlangıç yapmak olsun, zenginliği kat be kat olsun, yeni, yani ne yapmak, hani Alaaddin sihirli lambasına bir soru sorsanız, dilek sorsanız, kaç tane ne sorsanız hepsi size 10 numara, 10 katıyla verilecek bir aşkı baltalayan bir ruh eşiniz. Sağ kılıç kralı, Tagral, Dare, alay edildiğini ruh eşi tarafından zanneden bir sunit ve şimdi sevgi dolu adam haline gelmiş. Bu ileri geri olan 5 numarayla geliyor. Yine niyetle geldi. 7 numara geliyor. Yine niyetle geliyor. Şimdi bakın, arada bir fark daha söyleyeceğim. Dişil 7 numara niyetle aşka, onurlu yola teslim olmuş. Eril iyi niyetle 5 numarayla ileri geri yapmış arkadaşlar. Kendi kendine gol atmış, aşka gol atmış, sevdiğine gol atmış, kendisine aşkı ve ruh eşini baltalamış, bıçaklamış, kılıç dokuzları onlara yaşatmış bir ileri geri yapan bir eril, sonunda insan olmak için sistem sınav etmiş. Fakat çiçeğini alıp adım atması gerekirken bu onurlu yola hala bu çiçeği alıp gelmezken Lilith enerjisini de hiç düşünmeden kılıç kralıyla keskin hamleler yapmışlar. Yani onu Lilith üzülecek diye değnek kraliçesi yani Mida gözü kapalı, sorgulamadan her dediğine inanıyor fakat orayı sorgulamıyor. Fakat çok aşık, deli gibi aşık olduğu, sevdiği ve kopamadığı bu onurlu yolu bilmiş, öğrenmiş olmasına rağmen zihin çalıştırmaktan çıkamayan bir eril dişilleriniz var. Büyük başarı, zafer, mutluluk. Bakar mısınız? Düğün. Bu şey düğün organizasyonu arkadaşlar. Bir olayla, yani ne düşünürsen sana onu verdik diyor sistem. Sana dedik ya başından beri kuantum. Bu da kuantum kartı zaten. Örümcek ağını nasıl örersen o sana öyle gelir. Sevgiyle mi örüyorsun, zihinle mi örüyorsun? Olumsuz düşüncelerle mi ördün yoksa bu aşka gerçekten hizmet mi? İki değnek dörtlü geliyor arkadaşlar. Mineccim ve Lenormand'dan bakar mısınız? Evlilik ve evlilik. Kadersel eş. Kaderi beraber yeniden sıfırdan yazabilirsiniz. Bu benim onurlu yolum demiş ilahi. Bunu bu ileri geri yapan bu erile öğretmiş. Bunu bu statükoları bırak ya da kendine yeni bir statüko belirle. Yani yeni bir strateji, yeni bir vizyon, yeni bir... Yani demiş ki senin olduğun şekil sana hizmet etmiyor. Bir adım öne gelsin bir adım geri gidiyorsun. Yani bir şey değişmiyor. Aynı yerde aynı labirentin için dönüp duruyorsun. Niye? Buyurun. İkizler Burcu, İkizler Burcu kartı geldi. İkisinde de ne diyor burada? Üçüncü göz kartları önünüzde çekiyorum. Önünüzde sistem düşürüyor ve bakar mısınız arkadaşlar? Yengeç hiç evlenemeyeceğini düşündüğü yerde imkansızı imkanlı olduğunu onlara gösterdim diyor Rab. Bakın ters çevirdi diyor. Üçüncü gözü görmezden gel. Halbuki onun en büyük kadersel eşiğiydi. Ve bunu 10 katı mutlu olarak şu an yaşıyor olabilecekken kendi elleriyle baltaladı diyor. Ya arkadaşlar, evlilik. Şuraya bakar mısınız? Bunların hepsi evlilik kartlarıdır.
Eğer üçüncü gözününü, sezgilerini dinleselermiş. Sezgilerini dinlediklerinde de bu arada. Nerede o diğer ikizler kartı yine? Ve bu arada bu monokle astrolojik kartlardır arkadaşlar. Kadersel kartlardır, yani kaderi gösteren kartlarda. Tabii kendisindeki üçüncü kişiyi görmüyor. Sizde bir üçüncü kişi var diye düşünmüş. Hah, ben şimdi hatırladım işte. Neden eli kolu bağlı düşünmüş? Bu kılıç üçlü kimmiş? Bu ikizler burcuna ben bir sormak istiyorum şimdi. Neden bu kadar beklemiş? Bu şeytanı neymiş? Şimdi ben bunu asıl soru sormak istedim. Gerçi buna sormaya da aslında gerek de yok. Geçti artık ama ben burayı merak ettim. Hani bu kadar görmezden gelmeyi nasıl başarmışlar? Benim merak ettiğim nokta o arkadaşlar. Şu monokli kartlarını da aradım ki bir de şunları diyecektim. Bakın şimdi. Kaç monokli kart çektiyse ikizler burcu. Buyurun. Bakın şurada ikizler var sarıyla. Şurada. Yengeç, yani evlenebilecekken ters çevirdiği için evlenemeyeceğini zannetmiş. Kova, çünkü akıl ve zekayı aşkta kullanmış, işte kullanacağını. Muazzam zihin çalıştırmış. Fakat bunu aslında iyiken, şimdi kova nedir? Kova aslında bilgelik burcudur değil mi? Hani. Fakat gerektiği yerde kullanılırsa arkadaşlar işe yarar. Aşkta bu kadar zihin, düşünce, akıl çalıştırmak doğru bir şey değil. Çünkü sezgiler neydi? Boğa ve terazi. Sezgilerini somutta görmezsen bir şeye inanmam dedikleri için sistem orada da göstermeden çok güzel yere yatırmış, kaldırmış. Ve ikizler, bakar mısınız? İnanılmaz bir şey. Yengeç, terazi, İkizler, boğa, kova, tekrar yengeç. Aa, iki yengeç de geldi. Bu da buraya ayrılmış, gelmiş kartlar. Buradayken buradan buraya kadar gelmiş. Yengeç ve yengeç. Bakar mısınız arkadaşlar? Ay, çok yaşayalım hep beraber. Sağlıklı yaşayalım. Huzurlu mutlu yaşayalım. Ve ikizler. İki ikizler kartı. İki yengeç ilişkiler evi yani. Kartı. İlişkiler. Terazi evlilik evi. Boğa somut. Yani somutta evlenmek istemişler sizle. Somutta da bunu yansıtmak istemişler. Fakat kendileri kendileri olmadığı için önce adam, önce insan olmaları gerekiyormuş. O yoldan geçmeleri gerekiyormuş. Çünkü duygunun kullanılması gerekiyor. Yerde düşünce, düşüncenin kullanılması gerektiği yerde, aklın zekanın kullanılması gereken yerde de duygu kullanılmış. Ve siz üzüleceksiniz diye zerre sizin için üzülmezken midaları üzülecek, Lilith enerjileri üzülecek diye orayı terk etmek istememişler arkadaşlar. Ve dolayısıyla da sistemin zoruna gitmiş. Allah'ın onurlu yolu ve aşkına hizmet etmiyor musun sen, öyle mi? Onun için de en başta zaten kupa prensi adımı, bir küçücük kupa aşka hizmet, yani bir küçük kupa prensi adımı atılmamış bugüne kadar. O yüzden de ters verdi onu. O yüzden de bütün kadersel olarak bunu yaşattık. Bunun bir anlamı daha var. Ben şimdi zaten buna da kart çekeceğim orada, çünkü başka bir şey daha yakaladım. Bu yıkılan kuleyi Urmia'ya üzülecek diye umurunda olmamış. Bunu zerre düşünmemişler. Kılıç üçlüleri saplamış. Ondan sonra da oturmuş beklemiş. Urmia'nın kendisine adım atması için. Burada bu cehennemi yaşarken Urmia'ya yaşatıyor. Yıkılan kuleden yıkılan kulede iki taraf birinden bir diğerine, birinden biri bitmeden diğeri, biri bitmeden diğerine. Dolayısıyla bu kılıç üçlüyü de zaten ters çevirdi. Dedi ki bu kılıçlar derhal çıkar. Neden? Çünkü kafasında sizinle ilgili evli olduğunuzu veya biri var. Yani biriyle birisi var hayatınızda. Dişil olun, eril olun fark etmez. Bir üçüncü kişi hayatınızda var. Bunu da çok saplantılı hale getirmişler. Hani ve buna da çok, bunu o kadar çok çalıştırıp beslemiş ki Lilith enerjisi bu aynı zamanda, bir de hem kendi karmik partneri olduğu gibi ve bir de aynı zamanda da bu Lilith enerjisini de çok beslemişler arkadaşlar. Çok besleyince de sistemin zoruna gitmiş. Sen ilahi aşka mı hizmet edeceksin?
Sen yoksa günah işleyene mi ortak olacaksın? Buna oluyorsun. Sen bu pasından bir türlü arınamıyorsun. Mutlu değilsin. Kılıç 10'lu, kılıç 8'li, kılıç 9'lu vesaire. Ondan sonra işte ben bir şey yapmam diyorsun. Halbuki ben hayatta karşılaşabileceğin en büyük bolluk bereketi, en kutsal eşi, dişili, erili sana ruh eşin olarak Urmiya'yı verdim. Onunla mutluluğu 10 katı yaşayacaktın. O kadar biçilmiş kaftanmışsınız. Ne yapmış? Sizde bir üçüncü kişi var fikrine kapılmış. Sonra hiçbir şey yapmam deyip bu şekilde kenara çekilmiş. O gün bugündür sizden adım bekliyorlarmış arkadaşlar. Bakar mısınız cahil? Cahiliye düşüncesi yani, değil mi? Ne diyor İlber Ortaylı Hoca? Cahiliye kadar tehlikeli hiçbir şey yoktur diyor. Peki size gelip sormuşlar mı? Hani sende biri var mı? Sen evli misin? Hayatında biri var mı? Lilith bana dedi ki, hani Lilith'i bulayım ben. Lilith neredeydi? Bu Lilith'in söylediği yalanı şimdi, Urmiya hakkındaki Lilith'in söylediği yalanı ben bilmek istiyorum. Bu kadersel acı, bu dibinde bir şey daha barındırıyor. Bu yıkılan kule Urmiya'ya ve Urmiya'nın ruh eşine ve bu aşka bu yaşatılmış. Ve sonra kılıçları saplamış, yani sende bir üçüncü kişi var. Sen beni ya da terk edersin. Sen beni terk etme demezsin. Terk edeyim. Sen zaten benden daha iyi birini bulursun. Çünkü sen o kadar güzelsin, zekisin, akıllısın veya işte sizi çok böyle beğendilerse daha üst, kendilerinden daha üst bir seviyeye koydular ki bu da sevgiden olmuş yani. Hani bunu da çok beğendiklerinden olmuş. Çok sevdiklerinden olmuş ama yanlış bir strateji, statik orada uyguladıkları için bu düğün yemeği yarım kalmış, olamamış. Peki, şimdi burada ben bu kadar 10 katıyla Urmiya bu kadar bolluklu bereketliyken ve bunu da bu eril ve dişilerini sizi bilirken, yani haklı olan tarafı Rabbin adalet verdiği talihini yeniden yazabilirsin. Benim adaletim an be an işliyor. Hani sen değnek dörtlü ve değnek dörtlü var burada. Ben bu onurlu yolda seni adam edeceğim dediği olay, yıkacağı kule. Bu nedir şimdi? Ben onun ne olduğunu anladım ama benim kafama takılan başka bir şey var orada. Onu bulmaya çalışıyorum. Peki, ya Rabbi, burada haç kartıyla bize ne demek istiyorsun? Haç kartını verdin ya Rabbi. Daha karıştırmama bile izin vermedi. Bunu derhal bitirsin diyor. Direkt tabut kartı geldi üzerine arkadaşlar. Mezar, tabut, yani bunu derhal gömsün bitirsin diyor. Bu hani elimden bir şey gelmiyor ki bu şekilde oturup beklemeyi, derhal bitirsin diyor. Tabii ki bu bununla bağlantılı tüm enerjileri de kapsıyor, sadece o değil. Hani ikilem varsa derhal bitir. Kılıç üçlüyü çalıştırıyorsun, derhal bitir. Şimdi bu kılıç üçlü de ne demek istiyor? Ben buna da bir kart almak istiyorum. Tilkilik yapmış, kurnazlık yapmış yani. Bu yol seçilmişler için aşk ancak kurtuluş yoludur. Bu erile bu da verilmiş. 19 yıllık evlilikten bahsedilmiş arkadaşlar burada. Peki 19 yıllık evlilikte kim varmış ya Rabbi? Kimin evliliğini anlatıyor? Bakar mısınız? Ve burada altında da arkadaşlar maça altılı var. Der ki buradaki düşünce çok yanlış. Burada bir yalan, hile var. Burada bir tilkilik, bir kurnazlık var. Araya bir üçüncü kişi girdi. Bir yalan söyledi. Ve sen onu dikkate aldın ve ruh eşini bitirdin. Sonsuza dek bir daha olmayacakmış gibi gömdün der bunun anlamı. Peki ya Rabbi, ben şimdi 19 yılı bir alacağım. Bunları tekrar buradan alacağım. Bu ne demek istiyor burada? Ben şimdi bunları da değnek dörtlüsünü de alayım. Artık değnek dörtlüsünü anladınız. Zaten evlilik kartı var. Onu anladık. Peki. Lilith, bu yıkılan kule. Urmiye ve şunu alayım. Bunları da buradan alayım. Şimdi ben sadece şunu sormak istiyorum. Kim 19 yıllık neymiş bu? Bunu bir çözmek istiyorum ben. Şimdi ya Rabbi, burada 19 yıllık nedir? 19'da biz ne almalıyız? Eril mi? Güneş, güneş değil. 19 numara güneş değil. Bir kartları karıştırayım, daha karıştırmadan atıyor. Bu Lilith'e ne söylemek istersin ya Rabbi? Haç kartına ne verirsin? Kılıç üçlüyü bitir dedim. Onu anladım. Başımla birlikte Lilith'e ne verirsin?
Kendini masum gösterdi. Bir şans yaratmak için bunu da para için yaptı diyor. Peki. Delik de masummuş bütün bunları yapmasına rağmen. Sosyal medyadan bir yalan atıldı diyor. Aslı astarı olmayan masum birine bir yalan attı ikiz ruhlara. 11 ile geliyor. İkiz ruhlardan birine diyor. 13 numara geliyor. 13 numara masum olan. Bakın 13 numara ile geliyor. 13 numara klasik tarotta ölüm kartıdır arkadaşlar. Masum olan birini ölmeden önce ölümü yaşatacak kadar çok büyük bir yalan atıldı. İftira atıldı da sosyal medyadan atıldı diyor. Bunu da para için yapmış. Para karması üzerinde oluyor. Masum olan ilahi dişle bir iftira atılıyor ve bir para karmasında olduğu söyleniyor. Neden? 34 de geliyor. 3 artı 4 7'dir. 7 de burada ilahi el devreye giriyor. Hacı yaşatıyor Lilith'e. Peki bakalım neler? Yalan iftirası neymiş? Yalan ve iftirası nedir Rabbim? Bilmediğini iddia ediyor ama yalan söylüyor. Biliyordu, bilgiye arkasını döndü diyor. Bilgi kartı gelince biliyordu zaten. Ters gelince bildiğini bilmiyormuş gibi yaptı. Bunu sakladı, gizledi diyor. Neden? Çünkü masum birine bir iftira attı diyor. Bunu da diyor para karması üzerinden attı. Sosyal medyadan diyor ikiz ruhlardan biri üzerine yaptı diyor. Bunları teker teker soracağız, anlaşıldı. Peki. Peki burada bilip de üstüne yaptığı bilgi nedir Rabbim? Bu dişsanın masum olduğu. Peki bu kişi kim? Kuyuya bir yalan attı diyor. 4 artı 1 41'dir. 5 eder. İnsan olma yolunda onun tekamülüne müdahale etti. Masumiyete bir iftira attı. Bunu da para karmasında olduğunu söyledi. Ve bunu sosyal medyadan bir mesaj yazdı erile diyor. Peki nasıl bir mesaj yazdı Rabbim bu kuyuya attığı, nedir bu burada? Bilgiyi bilmesine rağmen bilgiyi bilmiyormuş gibi davrandı diyor. Ama bilerek yaptı demek bunun anlamı. Darma duman olmuş buradaki eril dişiler. Ay yazık, çok üzüldüm. Ha, anladım ben. Kılıç kral neden kendini haklı görüyor biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü sevdiği kadına iftira atılmış sosyal medyadan. Onun yazmadığı bir mesajı o yazmış gibi gösterilmiş burada. Herhalde öyle bir şey, bilmiyorum. Öyle bir sezgi geldi bakayım. Evet. Birebir öyleymiş hem de. İnanılmaz bir şey. Rumim sen ne dersin? Burada masum birine evli denildi diyor. Peki evli değilken mi evli denildi? Kuyuya atılan yalan bu mu? Korkunç gözyaşı döküldü burada diyor. Korkunç, yani okyanuslar kadar gözyaşı döktürülmüş. Masum bir dişile, çocuk kadar masummuş. Ölmeden önce ölüm yaşatılmış arkadaşlar. Bu para karmasıyla. Peki evli olduğu söylenmişti. Yani ruh ikizlerinden biri masum değil, o evli seni kandırıyor. Yalanı söylenmiş diyor. Kim söyledi dediğinde Lilith diyor. Lilith peki bunu biliyor muydu dediğinde evet biliyordu, bilmemezliğe verdi. Yani demek istiyor ki ilahi eril dişil olduklarını biliyordu, kavuşacaklarını biliyordu, ikiz ruh olduklarını, asla ayrılamayacakları, kendisini bitirileceğini biliyordu. Bu bilgiyi bilmesine rağmen üstüne yattı, bunu da kuyuya attı diyor. Kuyudaki sırlardan biri de bu çıkacakmış. Peki ve masum olana diyor kendine şans fırsat yaratmak için para karması üzerinden bir iş, ticaret, bir resmi iş birliği, sözleşme üzerinden ruh eşi üzerine resmi bir, yani resmiyeti olmayan ama sanki de resmiymiş gibi bir şey gösterilmiş diyor. Ve korkunç ak bulutlar gösterirken kara bulutlar, gözyaşınız bitmemiş bu masum kişinin. Peki bir dakika Rabbim, burada bir de bu 19'da bunu da soracaktım. Pardon, bunu da soracağım. Peki bu yıkılan kule ve kılıç üçlüyü yaşatan Lilith mi? Bu ikiz ruh. Çünkü bu ikiz ruh kartlarıdır. 11 numarayla geliyor arkadaşlar. Sosyal medyadan bir yalan söylenmiş. Söylenen yalan da
masum olan, evli olmayan birine evliymiş diye yalan atılmış. Fakat kendi evliliğini anlatmış aslında. Attığı yalanla kendi karmik yapısına ışık tutuyormuş. Fakat sizden giden eril dişileriniz buna hiç meal vermemiş. Hiç, yani size inanmamışlar. Oraya da gözü kapalı inanmışlar. 19 yıllık evlilikteki giden eril dişileriniz bunu baz alabilir arkadaşlar. Bu da 19 ile geldi. Bu güneş değil. Bu Mevlana ile ve Şems'in olduğu güneşle bahsetmiyor. Karmik evliliği gösteriyor burada. Çünkü maç altılığıyla geliyor. Diyor ki burası ticari bir evlilik. Burası çıkarlar üzerine kurulmuş bir evlilik. Burada sevgi aşk yok. Burada sıcak bir yuva yok. Burada tutku yok diyor. Burada aşk yok diyor. Burada ilahi aşk yok. Burada dünyasal işbirliği var. Çıkar ilişkisi var deniliyor. Böyle bir evlilik. Yani tılsım olma olarak düşünün arkadaşlar. Peki masum olan kişiye, bu ruh ikizine sosyal medyadan bir yalan söylendi, bilmesine rağmen bilmiyora yattı, kuyuya da bir yalan attı. Bir dakika, onun 19 yıllık evli olduğunu mu söyledi yoksa? Bir saniye. Evet arkadaşlar, her kim ki 19 yıllık karmik bir evlilik bir Lilith'le evliyse bu açılım %100 uyumlanabilirsiniz arkadaşlar. Kendisi 19 yıllık evlilikte, karmik evlilikte olan bir karmik Lilith, yani değnek kraliçesi, yani Mida ile kim halen resmi nikahı devam ediyorsa yüzük geldi Lilith'le. Çünkü halen resmi nikahı devam ediyor diyor. Ruh partnerine, masum olana %100 tanıştı, evlilik teklif edecekken onun ruh ikizi olduğunu biliyordu. Çok sağlam olduklarını biliyordu. Onların evleneceklerini biliyordu. Ve bu iki çifte kupa altılığı da temsil eder aynı zamanda. Her iki ikiz ruhu temsil eder. Bu da ikiz ruhu temsil eder. Yani dual ruh, ikiz alev, ruh eşi, ikiz ruhlar olabilir. O kadar da masumken 13 numarayla geliyor. Boş yere okyanusları dolduracak kadar size gözyaşı yaşatılmış burada. Sizin bir para karmik evlilik içinde olduğunuz ya da birliktelik içinde olduğunuz, bunun köklü olduğunu, 19 yıllık böyle bir şatoda evli hayat bana da güzel, keyfim de yerinde yaşadığınızı söylemiş. Halbuki burası bir karmik evlilikmiş. Bu ev karmik evlilik simgesidir Lenormand'da arkadaşlar. Kuyuya attığı yalan da bu. Bu da kadersel de olması gerekiyormuş. Bunu ayrıca sorgulayacağım, burada tutuyor. Ve siz okyanuslar kadar gözyaşı dökmüşsünüz. Her iki ikiz ruhta dökmüş. Ve bu sosyal medya üzerinden sizin adınıza, sizin yazmadığınız bir mesaj yazılmış olabilir. Ve bu hatta resimle mutlu bir aile tablosu, 19 yıllık evlilik şeklinde de yorumlanmış. Sizin adınıza sahte bir mesaj yazılmış. Belki de büyük bir ihtimalle burada, bir dakika, ben şimdi bir şey aklıma geldi. Bu 19 yıllık evlilikte denildi. Bu Lilith bunu yaptı. Kendine şans, kısmet yaratmak için. Çünkü diyor ki burada bilgisi vardı diyor. Bilginin üzerine yattı diyor. Onun için düz çevireceğim onu. Çünkü biliyormuş, üstüne yatmış. Kuyuya da tam da bunu atmış. Hem size iftira atıp atmış kuyuya. Eril dişillerinizi buna inandırmış. Hem de bilgiyi bilmesine rağmen eril dişillerinizi, sanki hiç konudan haberi yokmuş. Hiç sizden haberi yokmuş. Hiç onun birini sevdiğinde yokmuş. Fakat eril bir dişinizden daha iyi biliyormuş sizin kadersel ruh ikizi olduğunuzu, evlenileceğini, kendi karmik döngüsünde kendisi kim 19 yıllık evli işse direkt baz alsın. Sizi cehennemi yaşatmışlar. Bu ikisi cehennem kartlarıdır arkadaşlar. Ha yıkılan kule, ha bu ikisi, hiç fark etmez. Kılıç dokuzu serisi. Peki okyanusları dolduracak kadar sizin de an be an kavuşma şans ve fırsatınız varken Lilith buna izin vermemiş. Bunu bile isteye üstüne yatmış arkadaşlar. Ve bunu kadersel, ve siz ikiz ruhlar bu kadar çapa kadar sapa sallanmışsınız. Ve aynı zamanda da kendisi karmik, yani bu Lilith 19 yıllık karmik bir evlilik içinde yalanı, kuyuya attığı yalanı çıkmasın diye yalanlarından biri ne? Şimdi gerçekler gün yüzüne çıkıyor, bakın birer birer. Bilmesine rağmen bilmiyormuş diye bilginin üstüne yatmış, kuyuya atmış. Sizin eril dişileriniz de o bir şeyden bilmiyor zannediyormuş. Halbuki o kadar yakın markajı almış ki her şeyi biliyormuş. Bütün sır ona aitmiş, bütün yalan dolan ona aitmiş.
ve sizi onlar o ayırmış, çünkü yoksa siz asla ayrılmaz çapa kadar sağlanmışsınız. Ve ruh ikizi, yani evlilik teklif edecekmiş kendi ruh ikizini, masum olduğunu da biliyormuş. Ne yapmış? Kadersel bunun olması gerekiyormuş. Niye? Çünkü kişinin için ne olacak arkadaşlar? Simyasının çıkması lazım. İnsan olmaları gerekiyor. Eril, yang enerjiyi çalıştıran ve içindeki dişil enerjiyi tanımayan, zihinden, düşünceden çıkamayan, kurgu yapan, kafasını karıştıran, bütün kılıç serisini yaşayan ve yaşatan eril ve dişilleriniz bunu hak etmiş, kadersel olması gerekiyormuş. Peki, burada sosyal medyadan attığı yalan, ruh ikizlerinden biri masumken masumiyetine bir iftira atıldı ve bu bir evlilik para karması üzerinden mi atıldı ve onun sağlam köklü bir evlilikte olduğunu söylendi acaba? Evet, 37 numara kadersel sürece müdahale tam da bu oldu diyor. 3 artı 7 10. Onlar kadersel süreç geldi. Onlar tanıştılar. Onlar evlenebilecekken kadersel vakit ve zamanları geldi. Lilith müdahale etti diyor. Peki 19 yıllık bu gelen hoş olmayan bu yapı nedir? 6 maçayla gelenin anlamı nedir? Eril'in güneş göreceği yerde ruh eşine evlilik teklif edecekken erile onun evli olduğu söylenmiş. Yani buradaki masumiyetine atılmış yalan. Yani şimdi bu erilleri temsil ediyor. Güneş 19 numara. 19 doğumlu olabilirsiniz. 19 tarihli olabilirsiniz. Tanıştığınız bir ayın 19'unda size aşık olmuş olabilir. Siz onlara aşık, birbirinize aşık olmuş olabilirsiniz. Bakar mısınız? 31 ve 19 geliyor arkadaşlar. Ve burada maça der ki bu evlilik, sen bir karmik Lilith'le bir 19 yıllık evlilik içindesin. İlahi de Lilith'e öyle bir bilgi veriyor ki Lilith'i tuzağa düşürüyor. Fakat tabii orada Lilith'in o zekası olmadığı için sistemin içine verdiği sezgiyle dürtüsel hayvani olarak eylemde bulunuyor. Neden? Senin vaktin yok. Gel yoksa seni rezil ederim demiş. Hemen gel bana demiş. Tam da çözüm anahtarı buradaymış. Peki ne demiş? Hemen gel, derhal gel yoksa seni rezil ederim demiş. Benimle 19 yıllık evlisin demiş. Size atılan iftira kendi evliliğini anlatan bir iftiraymış arkadaşlar. Yani kendi karmik döngüsünü kendi ağzıyla sistem onu ele vermek için ve gün bugün olacak bu ispatlanması gerektiği için sistem burada Lilith'e, Lilith'in karmik yapısını Lilith'in ağzıyla Lilith'i tuzağa düşürerek sizin erile bu yalanları söylettiriyor. Söylettirirken söylettirdiği yalan kendi karmik evliliğini anlatan yalanmış arkadaşlar. Wow. Nasıl bir okuma yaptın Cennet? Alev bile yükseldi. Wow. 19 yıllık evlilikteki olan eril kimse o. Bakar mısınız? Güneş bir evin üzerine çektim. Zaten 19 yıl nedir, neyi ifade ediyor dedim. Eril'in evli olduğu karmik evliliğini ifade ediyor dedi. Evet, ve yüzük dedi. Tekrar bir de elimden yüzüğün üstüne düştü. Bunu onayladı. Lilith 19 yıllık evli birisiyle. Sizin eril dişillerinizle. Tamam mı arkadaşlar? Eril size aşık, masumiyetinizi biliyor, ruh ikiziniz olduğunu biliyor, sapasağlam olduğunuzu biliyor. Kader vakit gelmiş, tanışmışsınız. Bu bilgiye de sahip olmuş, size tam evlilik teklif ederken ilahi sistem Lilith'e bir yalan söylettiriyor. Lilith tabii bu kadar zekice düşünemez, bu ilahi sistemin kurgusu. Dolayısıyla Lilith'i karmik olduğunu, sizin gerçek ruh ikizinizin, ruh eşi, masum olanın siz olduğunuzu öğrenebilmesi için, insan olabilmesi için, sevgi dolu adam olabilmesi için, biraz evvel geldiği şu kart olabilmesi için ve onurlu yolu tanıyabilmesi için sistem ne yapıyor? Lilith'e, Lilith'in içinde ruh eşinizle karmik evlilik yapısını başka türlü ispat edemeyeceği için Lilith'e sizin olmadığınız bir tabloyla kendi karmik yapısına yalan atarak anlatıyor. Ama halbuki kendisi bu karmik yapıda.
anlattığı bir yerde de gerçek aslında. Neden? Çünkü 19 yıllık evliler için geldi bu. Bu çok net. 10 yıllık, 19, yani 9 yıllık, 1 yıldır da bile evliyseniz. Sizi sevdiğinizi sizden çalmış arkadaşlar. Ve bu Lili kesinlikle evli gruplar için geldi. Burada üçlü ilişkide olanlar var. Yani üçlü ilişkide değil. Eriniz sizi seviyor, sizi seçmiş. Onurlu yol. Bir kere bunlar geldi şimdi bir önceki adımda. Bunları yok farz edemeyiz. Bunları onurlu yolu ve sevgi dolu adamı unutmayalım burada. O masum, siz masum. O ölmeden önce ölümü yaşıyor. Size Urmiya'ya ölmeden önce ölümü yaşatıyor. Peki bu nasıl oluyor? Üçüncü kişi Lilith yapıyor. Cehennemi o yaşatıyor her iki tarafa. Neden? Bildiği bir bilginin üzerine yatıyor. Bunu da bilmiyormuş gibi yapıyor ama diyor ki bu bilgi gerçek. Kendi biliyor çünkü kendi karmik evlilik yapısını, karmasını yalan diye erile, dişilinde erilinde var diye anlattırdık diyor. E başka türlü Lilith'i nasıl ele verecektik diyor. Wow! Tüylerim diken diken oldu arkadaşlar. Tüylerim diken diken oldu gerçekten. Masumiyetinize yalan atılmış ve bunu bile isteye bilgiyi çok iyi biliyormuş. İkiz ruhsunuz, biliyormuş ayrılacağını. Onun için size cehennemi yaşatmak istemiş ve bütün bu yaşadığınız bu döngü 19 yıllık evli olan karmik Lilithler, Midalar, değnek kraliçeleri kimler evliyse bakın evlilik yüzüğü geldi. Sırf bu kule evlilik yıkılmasın diye sizin de 19 yıllık evli olduğunuzu yalanını söylemiş ki yani sistem buna bu aklı vermiş. Demiş ki sen bu ilahi erilin adam olup sevgi dolu olması için sana da geçici göndereceğim. Sen de geçici bir zafer yaşayacaksın ama sen de onu bilmiyorsun demiş. Sen sana kesin döndüğünü zannedeceksin ama zaten seni sevmiyor. Sana dönmedi. Ben gönderdim. Seni bitirsin. Kendi onurlu yoluna gelsin diye demiş. Tamam mı arkadaşlar? Ve burada bu eril bunu anlamıyor. Kıt zaten. Bu kıt sistemde buna, bunun karmik yapısıyla buna erile bu aşamada ispat etmesi için yıkılan kuleydi. Bunun için yaşayacakmış. Erilleriniz buna ayılacakmış arkadaşlar. Buyurun buradan yakın muazzam bir okuma, muazzam bir rehberlik, gurur duydum kendimle. Müthiş okudun Cennet. Müthiş rehberlik. Yüce Rabbime gani gani şükürler olsun ki bunu bana nail edebiliyor ve ben de bu kadar güzel okuyabiliyorum. Bakın şimdi içimden ilahi size bunu söylüyor arkadaşlar. Burada senaryodaki kuyuya atılmış en büyük sırlardan bir tanesi Mida kuyuya ne atmış? Kendisi 19 yıllık karmik bir evlilik içinde ya. Erili şöyle kafesleyip bağlayacağını zannetmiş. Nitekim de bunda başarılı olmuş ama tabii sistemin yardımlarıyla başarılı olmuş. Fakat bilmiyor ki kendine ele veriyor. Sizin hakkınızda anlattığı ve yaptığı her türlü yalan, dalavere, iftira, bütün söylemlerin hepsi Mida'nın kendisini yapmış, kendisini kendisiyle ispat ettirdi sistem şimdi. Sizi bugüne kadar ayıran, size cehennemi kat be kat yaşatan, ölümünü tabut ve mezara haşa gömmek üzere bu kadar acımasızca yılan, sinsi ve düşmanlık yapan fare, yılan, tilki, balık, para karmasında olduğunuzu, yani kendisi 19 yıllık karmik evlilikte ya, sizin hakkınızda attığı yalan, kuyuya attığı yalan, siz saf, temiz, çocuk masumiyetindeyken boşu boşuna ölmeden önce ölümü yaşatmışsınız ama sizin de ilahi dişil olduğunuzu, onurlu yolun ilahi dişili olduğunuzu öğrenmeniz için de onun böyle bir yalan atması gerekiyormuş. Bu eril başka türlü sizden ayrılamazmış, çok aşıkmış, size evlilik teklif edecekmiş. İyi ki de o zaman etmemiş, ayrılmış, Mida'ya gitmiş. Çünkü size etseymiş, yine yarı yolda sizi bırakırmış, git gelleri, ileri gerileri, kendini keşfetmeyen, sürekli sizi ikinci planda tutacak, asıl dişili ikinci plana düşürecek, şu ana kadarki yaşattığınız döngü sınırsız sonsuz sizi yaşatacakmış. Adam olmayacaklarmış yani. Olması gereken kişi olmaları için bunun yaşanması gerekiyormuş. Bu da kadersel olmuş. Bunlar kadersel kartlardır arkadaşlar. Ve dolayısıyla der ki bilgelik de kaderse kalktı. Baykuş bilgelik. Burada da ay vardır. 12 ile gelir. Aslan adamdır aynı zamanda. Der ki erilin bilgiden haberi yok. Var da yok. Çünkü sezgilerini dinlemiyor. Kaç sezgi kartı ters geldi. Ve eril.
kadersel sürece kendi de müdahale etmesine sebep verdi. Çünkü Lilith'e meydan açtı, o da istediği gibi cirit oynadı diyor. Ve Lilith diyor bu masum olan ruh eşi, yani Urmiya oluyor. Eril de bu çok sağlam kadersel eş olduğunuz için evleneceğinizi ve Eril'in size evlilik teklif edeceğini bunu öğrenmiş. Ve size etmesin diye. Şimdi bir kere arkadaşlar, birbirini çok seven iki insanı birbirinden nasıl ayırırsınız? Ancak korkunç bir yalan, bir iftirayla ayırırsınız, değil mi? Hele ki 19 yıllık karmik bir evlilikte olan bir Lilith midaysa, değnek kraliçesi nasıl yapar? Tabii ki en kötüsüne başvurur. 15 numaraları dayatmış. Yalan üstüne yalan söylemiş. O gün bugündür de devam ediyor ve sizin kafasızlar da onlara inanıyor. Lilith'in sizin hakkınızda attığı bütün yalan kendi karmik evlilik döngüsünü anlatıyormuş. Siz de ne güzel ispatlayıp yüzleme yapıştırıyor, değil mi arkadaşlar? Çok inanılmaz bir üst zeka, farkındalık gerektirir. Böyle bir açılım, böyle bir okumada ancak Rabbim bana nail ederdi ve bunu da ancak Celinik bu kadar güzel okurdu. Şimdi bakın arkadaşlar, kendimle gurur duyuyorum. Ve Rabbime gani gani şükürler olsun ki bunu bana nail etti. Şimdi burası çok önemli arkadaşlar. Bu kadersel döngünüzü çok etkileyecek bir olay. Bu Eril'in bu onurlu yolu öğrenebilmesi için, insan olabilmesi için sevgiden zerre eser yokken ve kendisi sevgi doluyken bu yönünü bir türlü yüzeye çıkarıp sezgilerini dinlemediği için, bunu öğrenebilmesi için bu yolun kadersel olarak yaşanılması gerekiyormuş. Bunun için de Lilith kullanılmış. Şimdi Lilith burada dualiter, yani buna hizmet ediyor. Bu yolda seçilmiş olan onurlu yolun yolcusu değil bir kere. Şimdi ne yapmış sistem? Kadersel bunu yaşatması gerekiyormuş ki bu eline, bu gözyaşıyla. Çünkü kadersel çok kez şans verilmiş, tamamlanmaya gidecekken bütün zamanların üstüne yatmış. Asılan adamla bilgelik kartı aynı zamanda da bunu veriyor. Bunun, bu da Rabbin hoşuna gitmediği için Rab da ne yapıyor? İlahi sistem Lilith'e bilgiyi veriyor on numara. Diyor ki sen bütün karmik evliliğindekini, aynısının dişinde olduğunu söyle ki onu çok garanti kafeslersin demiş. Lilith'i kandırmış. Yani sistem kandırmaz da tekamül böyle tabii olması gerekiyor. Lilith de tabii şimdi o şekliyle inanmış. Kendi 19 yıllık evlilikte ve kendisi bu evliliği, bu evi bunda kalsın diye. Bunu da çok sevdiğinden değil yalnız. Sadece sizler yenilin, ayrılın, iki tarafa zarar ziyan verip ayırıp mutsuz etmek. Haşa, tövbe estağfurullah, iptal iptal, o mezar tabutlar bunun için geliyor. O kadar acımasız yani. İnsan görünümünde hayvan oldu, söyledi. Önceki videoda kaç kere dile geldi söyledim arkadaşlar, bunu unutmayın. Yani insan görünümünde ama insan olmayan. Bunu başka kim yapabilir ki? Böyle bir acı yaşatılabilir mi bu kadar? Ve diyor ki senin hanenin içinde 19 yıldır beslediğin o karmik Lilith'in yaptı bunu. Ve Eril, senin hiçbir şeyden haberin yok. Sen bir haberdar yaşıyorsun. Sen o yüzüğü parmağında onu tuttukça burayı besledin diyor. 19 yıldır oradayım, emek verdim. Bir öncekinde ne dedi? Ben çok çalıştım. Çok emek verdim. Kendimi haklı görüyorum. Sistem de ne dedi? Evet, sen çok çalıştın ama sen Lilith'e çok çalıştın. Sen başka bu onurlu yola veya ben sevgi dolu, sevgi tarafımı ortaya çıkarayım diye çalışmadın ki. Çünkü sen de bu saf insanın ruh eşisin. Ne ola ki sen suçlu olasın. Tek farkı, fark o ruhsal rehberliğini alınca riayet ediyorsan etmiyorsun. O inanıyorsan inanmıyorsun. O tam inanç tevekküle geçiyorsan zihin çalıştırıyorsun. Bunun için bu sınavları hak ettin dedi. Onun için de güneşi verdi. 4 numara eder. 31 ile geliyor. 3 artı 1, 4 eder. 4 de imparatora denk geliyor. Senin içindeki simyanı çıkarabilmemiz için, yani 1 numara büyücü senin Rabbin fırınında yanman gerekiyormuş. Ey eril dişiller. Yani bunlar giden
gittiğini düşündüğünüz, beklediğiniz, kavuşmak istediğiniz eri ve dişileriniz için gerekli. Şimdi siz bir şey bilmiyorsunuz, eriliniz bilmiyor. Fakat Lilith'e önceden bu bilginin tümü veriliyor. Ve deniliyor ki bu erilin sana gelip de sende arınması, seni bitirmesi, karmik döngüsünden kararsel olarak çıkması gerekiyor. Çıkması için de biz bu erili geçici olarak sana göndereceğiz. Sen de geçici bir zafer kazanacaksın. Fakat Lilith bunu sonsuza dek geri kazandığını zannetmiş. O da orada yanılmış. Eril de ona giderken orada sonsuz kalacak. Doğru seçim o zannetmiş. Halbuki buraya tutkusu var. Burayı seviyor. Burayı evlenmek istiyor. Aklı kalbi burada. Sadece beden orada. Ama hiçbir şey yaşanılmıyor. Sizden sonra, fragmandan sonra orada da hiçbir şey, siz ne yaşamadıysanız onlar da yaşatılmamış sistem. Sonra sistem Lilith'e bütün bilgiyi önceden veriyor. Diyor ki onun ilahi dişinle sen böyle bir dedikodu, bir iftira at ki bu el başka türlü yola gelmeyecek demiş. Sistem sınav etmiş sizin kılıç kralı eril enerji, yang enerji çalıştıran eril dişilerinize kadersel olarak, kadersel vakit geldiği için bir türlü insan olmayı öğrenemedikleri için, öğrenebilmeleri için Lilith'e tüm bilgiyi ilahi kattan aktarılarak bu tarzda bir yalan dedikodu yayması için, çünkü eril dişilerini sizin için düşünmüşler. Siz masumken evli olduğunuzu, biri hayatında olduğunu veya sizi evlilik teklif edecek, kendisi karmik evlilikte ya, hani ben bırakamam, yıkılan kulem olamaz, oraya çok çalıştım diyor, çok emek verdim diyor ya, yıllarla ömrüm gitti diyor. Sistem diyor ki evet doğru söylüyorsun ama yanlış yere çalıştın diyor. Evet oraya çalıştım, doğru söylüyorsun ama sen bu aşka çalışman gerekiyordu, hatan buydu, orası zaten karmik döngüydü, yıllar önce bitirmen gerekiyordu onu, ruh eşine ve bu aşka bağlama, o senin kendi tekamülün, kendi döngün, senin kendi özelinle ilgili, senin sen olmanla ilgili diyor. Bu karmik döngüyü bitir dedim, bitirmedim. Ben de Lilith'e, yani değnek kraliçesi, yani Midea'ya tüm bilgeliği verdim demiş. Onun ruh eşine, yani Urmia'ya masum olmadığını, 19 yıllık bir karmik evlilik yapısı içinde olduğunu, bunu karma, para karma finans, bütün çalışımlar para karma finans evliliği ilişkisi birlikteliğinde olduğunu anlatır arkadaşlar. Sen kendine bir şans yaratacaksın ama bu geçici olacak. Sen de bunu bilmiyorsun bir daha. Diyor ilahi sistem. Ama onun insan olması için böyle bir şey yaşaması gerekiyor. Başka türlü olmayacak. Ve demiş ki hani ben Urmiye'yi evlendirip boşatamayacağım için, bu tekamülde kavuşmak üzere olduğu için demiş. Bu adamın da adam olması için veya bu dişinin de dişil olması için bizim bunları bir geçici süre ayırmam gerekiyor. Sen burada geçici bir mutlu ol Mida demiş. Sen kendi zaferini kazanmış gibi farz et. Eril sana gelirken o geçici zaferini kazanmış farz etsin. Urmia'da bir gözyaşı döksün masum zavallım. Ölmeden önce ölümü bir yaşasın. O da kendini bir keşfetsin. O da ilahi dişil onurlu yolda olan bir ilahi imparatoriçe azizi olsun. Ondan sonra ben güneşi göstereceğim bu erile demiş sistem. Güneş de verdi. Yani sevdiğine kavuşacak. Peki devam edelim. Lilith'in sosyal medyadan yazdığı mesaj nasıl bir şeydi? Yani bunu ne yaptı? İlahi masum olan dişil adına kendisine bir mesaj hazırladı. Evet. O masum ve sadıkken bakar mısınız, buranın üzerine atıyor arkadaşlar. Kartın geldiği şekle bakın. Direkt buranın üstüne attı. Olduğu gibi alıp size gösteriyorum. Bakar mısınız? O kadar çocuk masumiyetindeydik. Sadık olan da oydu. Onun sadık olmasına, masumiyetine iftira atıldı. Sosyal medyadan yapıldı diyor. Kendini sadık göstermek için yaptı ve köpek de aynı zamanda der ki evin içindeki kişi de. Evin batısına, doğusuna, kuzeyine, güneyine bak. O evin içinde kim varsa sizi ayıran o. Sen onu kabul etmek istemiyorsun. Bu gerçeğini görmezden geliyorsun. Cehenneminden ayrılmıyorsun der köpek aynı zamanda. Sadık farz ettiğin yer asla sana sadık değil. Sadık senin ruh eşinde. Çünkü niye kupa onlu vardır burada bakın. Lenormand'da farklıdır. Burada kupa onlu vardır ve kupa onlu da sizin tamamlanma mutluluk kartınızda. Senin ruh eşin sana sadık, sen ona sadıksın. Siz birbirinizle tamamlanacaksınız ama burada bir sır var. Bu sır da Mida atıyor bu kuyuya. Peki ne atıyor? Bu sosyal medyadan yazdığı mesaj ne oluyor ya Rabbim? Ben bunu nereden alayım? Nereden alayım? Bir saniye. Şu ikiz ruh kartlarından bir alayım bakayım. Burada ne demiş? Nereye ne yapmış? Ay yine video uzadı. Kaç oluyor? Ay burada bitireyim, tekrar devam edeceğim. Saat oldu 2.